Elfin Hanım, ben açıklamaların daha da birçok boyutu var. Onları da okuyacağım konuklarıma sorarken ama şimdi biz hepimiz stüdyodayız. Siz evdesiniz. 21'de sizin evde ışıklar yanıp kapanacak mı diye sorayım. Yani nasıl yaklaşıyorsunuz bu çağrıya bizim diye? Bizim evde yanıp kapanacak. Ben şu an tabii bir odadayım. Odadan çekim yapıyorum. Ben de reklamda olunursa o saatte sevinirim. Ben de açıp kapamaya katılırım. Hem de çevreyi de gözlemlemiş olurum. Ama olmuyorsa da izninizle stüdyoda da açıp kapayabilirim. Çünkü destekliyorum bu eylemi. Onu tahmin ederek zaten size sordum. Sormuşken de başlayayım. Evet. Yani konfederasyonların çağrısına ne diyorsunuz? Sizce bu çağrı karşılık bulur mu? Artık Temmuz ayının da ortasına yaklaşıyoruz gerçi ve çok net açıklamalar geldi hükümet cephesinden, Çalışma Bakanı'ndan, Hazine Maliye Bakanı'ndan ama bu taleplerin karşılığında siz yine de bir cevap bekliyor musunuz zam şeklinde? Evet, bugün hakikaten işçi temsilcilerinden, sendikalardan, konfederasyonlardan çok önemli talepler ve çağrılar geldi. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının eylem çağrısıyla da birleştirdiğimizde iktidarın artık bunu karşılıksız bırakmaması gerektiğini düşünüyorum. O noktaya geleceğini de düşünüyorum. Çünkü gerçekten insanlar yani bu olmayan bir duruma rağmen yani sadece iktidarı eleştirmek için bir talep değil. Bu çok insani bir talep. Açlık sınırına baktığınızda, yoksulluk sınırına baktığınızda insanların bu asgari ücretle geçinmesinin, 10.000 TL'ye yakın emekli maaşlarıyla geçinmesinin neredeyse imkansız olduğunu görüyoruz. Ayrıca yani Sayın Bakan işte Avrupa'daki birçok asgari ücretten daha yüksek diyor bizim asgari ücret. Böyle bir Avrupa'daki demiyor de da gelişmekte olan ülkeler arasında en yükseği bizde diye bir ifade kullandı. Gelişmiş ülkeleri katarak değil de gelişmekte olanlar arasında. Sanki Avrupa diye ben hatırlıyorum ama yani Türkiye'deki enflasyon oranı yani asgari ücret zaten Avrupa ile kıyas kabul edebilecek durumda değiliz. Ama enflasyon oranlarına baktığımız vakit gelişmekte olan ülkelerdeki enflasyon oranlarının bile çok çok üstünde kalıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki enflasyon oranıyla asgari ücreti ve emeklinin maaşını değerlendirebiliyor olmak lazım. Bu gerçek insani bir taleptir bu zamlar ve dolayısıyla iktidarın artık bunu görüp buna bir karşılık vermesi gerekir. Benim gözlemleyebildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi de bundan sonra halkın da eylemliliğe dahil olma konusunda kararlılığını sürdürecek. Yani halkın kendi taleplerini ve özellikle de bu maaşlar ve zamlar konusundaki yani gerek mamullere yönelik zamlar ya ve enflasyon yani parantez içinde gerekse maaşlara yapılmayan zamlar yönündeki talepleri vurguyla iletecek ve buna kayıtsız kalmayacak diye düşünüyorum. Kalamayacak en azından iktidar. Çünkü yani 12 bin liralarla 13 bin liralarla zam yaptık diyerek düzeltme yapmak emekli maaşlarında yeterli olmuyor. Gerçekten en düşük emekli maaşının asgari ücrete çekilmesi lazım. Asgari ücretinde bahsedilen bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerdiği 25 bin TL'ye çekilmesi en azından asgari insani şartların sağlanması açısından çok önemli. Evet. Bakınız bugün bir bekar çalışanın bile yaşam maliyeti 24 bin lira. Dolayısıyla yani tek başınıza bile yaşıyor olsanız asgari ücretle 17 bin lira olduğunda geçinmeniz mümkün değil. Bakın şu an ekranda tablo var, yoksulluk sınırı 61 bin lira. Yani ailede iki tane asgari ücretli olsa bile yoksulluk sınırında kalıyorsunuz. İki kişi bile asgari ücretli olsa, iki de okuyan çocuğunuz olsa bu mümkün değil. Ki kadınların çok önemli bir kısmı atipik eğreti işlerde çalışıyor. Yani düzenli bir maaş olmayan, SGK'sı olmayan işlerde çalışıyor. O yüzden bu talepler bugün konfederasyonların yaptığı talepler çok insaniydi, vicdaniydi. Ve olması gereken, karşılanması gereken taleplerdi.